Aloha, The Binding of Isaac Afterbirth item günlüğündeyiz. Item'ımız Holy Mantle. Kutsal pelerin diyebiliriz, kutsal manto diyebilirsiniz, kutsal artık ne bileyim mont diyebilirsiniz. Böyle etrafımızda bir koruma oluştu görüntü olarak. Şöyle ki, şöyle göstereyim. Burada mesela normalde girdiğimiz zaman bu spike'lara, bu kazıklara girdiğimiz zaman zarar verecek değil mi? Normalde bir tane kırmızı kalbimizi alması lazım. Ama Holy Mantle'ın etkisiyle zarar görmeden bir kere, bir kereliğine buradan geçebildim. Aynı şekilde düşmanlara da aynı şekilde oluyor. Düşman bir kere zarar verdiği zaman size hiç bu zarar olmamış gibi bizi Holy Mantle koruyor. Ama bir daha zarar verirse tabii ki normal aynı eskisi gibi zarar almaya devam ediyoruz. Bir kereliğine verilen zararı yokmuş sayıyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Ve bu etki odadan çıktığınızda resetleniyor. Yani her odada bu etkiye sahipsiniz. Çok çok güzel bir item. Çok OP bir item açıkçası. Çünkü bu itemla lanet odalarında, yani girerken ve çıkarken size zarar veren lanet odalarına da hiçbir şekilde zarar görmeden girip ve çıkabiliyorsunuz. İçeride zarar almadığınız sürece tabii ki. Şimdi Afterbirth'ten sonra, yani DLC'den sonra bu item'a bir güzellik de eklendi. Daha doğrusu bir karaktere bu item'a bir güzellik eklendi. Greed modda, yani Afterbirth'te gelen yeni mod, yeni oyun modunda Ultra Greed boss'un öldükten sonra gelen Greed makinesine, Greed bağış makinesine 879 altın bağışladıktan sonra The Lost karakteri, yani gizli olan The Lost karakteri, artık pek gizli değil ama artık bu item'la başlıyor her oyuna. O yüzden gördüğünüz gibi Holy Mantle'ın etkisini gördünüz az önce. Monstro'nun attığı gözyaşı bana değdi ama bana zarar vermedi. Şimdi bundan sonra zarar alırsak Holy Mantle maalesef bitmiş olacak ve zarar alacağız. Dediğim gibi bu Holy Mantle kutsal pelerin ile Lost başlıyor. Eğer Greed modda 879 tane altın bağışlayabilirsiniz Greed mod makinesine. Lost Holy Mantle'la başlayacak. Yani çok güzel bir item çünkü Lost bildiğiniz gibi tek bir vuruşta ölüyor. O yüzden bu sayıyı 2'ye çıkartıyor Holy Mantle. 2 kere aynı odada, daha doğrusu bir kere vurulursanız o odada ölmüyorsunuz. İkinci kez vurulursanız tabii ki ölüyorsunuz. Genelde Holy Mantle melek odalarında çıkıyor. Yani şeytan odasının aksine melek odaları var ya oyunda. Bu melek odasında çıkıyor bazen. Çoğu zaman daha doğrusu. Bazen de item odasında çıkıyor az önce gördüğünüz gibi. O yüzden gayet güçlü, gayet OP bir item. Her zaman almanızı tavsiye ederim. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok açmak için. Sadece oyunun kendiliğinden var. Ve Lost 879 altın bağışladığınız zaman Greed modda bu itemle başlıyor artık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Uzun günler ve hoş geceler.